Geleceğimizden haberleri var mı? Hayır, yok. Ama bir arkadaşımla geleceğimi biliyorlar. Sürpriz olacak onlara. Hadi o zaman. Nerede kaldı bu kız? Hayır. Gecikecekse biz yiyelim. Bugünlerde nedense hep geç kalıyor. Bir şeyler var ama. Hadi ayrılsın. O manyak karşısına çıkacak diye çok korkuyorum. Neyse ki bu akşam arkadaşıyla gelecek. Heyecandan dizlerim titriyor Gözde. Sakin ol aşkım. İnan bana, her şey yolunda gidecek. Evet, biraz şaşıracaklar ama onlar benim kendi kararlarımı almama alışkınlar. O çocuk hala peşinde mi diyorsun? Peşinde. Her yerde karşısına çıkıyormuş. Yok ya. O çocuktan zarar gelmez. Bizim kızın hatası. Zamanında heveslendirmiş. Kafasına göre hareketler işte. Neyse, ben bir ara konuşurum o çocukla. Ha? Gözde kimle gelecek dedin? Bilmem. Yemeğe bekleyin dediğine göre iş yerinden kız arkadaşı falandır. Geldiler. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Merhaba efendim. Merhaba da... Anneciğim, Serkan'ı merak ettin değil mi? Tanıştırma merasimini babamın yanına saklıyorum. Babam içeride değil mi? İçeride. Böyle geç aşkım. Aşkım. Baba atıştırmaya başlamışsın yine. Evet, öyle oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk babacığım. Size benim için çok özel olan birini tanıştıracağım. Serkan bizim şirkette çalışıyor. İş arkadaşıyız yani. Tabii sadece bu değil. Babacığım, sen beni bilirsin. Ben lafı dolaştırmayı sevmem. Ne söyleyeceksen pat diye söylerim. Çok şaşıracağınızı biliyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Serkan ve ben bir karar aldık. Bu kararımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Biz evlenmeye karar verdik. Bu nasıl bir karar kızım? Bizim haberimiz bile olmadan sen nasıl böyle bir karar verebilirsin? Babacığım, ben artık yetişkin bir insanım. Ya, kararlarımı alabilecek yaştayım. Sizle tanıştırıyorum ya işte.
bize tanıştırdığın için şimdi sana teşekkür mü edelim yani? Efendim, haklısınız belki ama. Sus. Sen sus. Sana inanamıyorum kızım. Benim kızım böyle bir davranışta bulunmaz. Of baba. Ay hangi devirde yaşıyoruz? Gözde ne biçim konuşuyorsun? Neler diyorsun kızım sen? Serkan'ı seviyorum. Ve onunla evleneceğiz. Bunda inanılmayacak ne var? Ne olur sakin ol. Nasıl sakin olayım Hülya? Ne söylediğini duymadın mı? Şuna bak. Almış canına ne olduğu belli olmayan birini. Baba lütfen düzgün konuş. Ben gitsem iyi olacak. Serkan. Gözde dur. Baba. Eğer o adamın peşinden gidersen. Bir daha benim evime gelme. Yapma İbrahim. Böyle konuşma. Gözde yeter. Böyle gidilir mi evden kızım? Böyle gitmemi siz istediniz anne. Serkan. Ben yetişkin biriyim. Evleneceğim insanı kendim seçebilecek kadar yetişkin. Haklısın işte. Onlar bunu anlar dedik ama olmadı. Anlayacaklar. Ne kadar kararlı olduğumu seninle evlendiğimi görünce anlayacaklar. İyi misin? Hiç iyi değilim. Babamın yaptığı kabalık için de çok özür dilerim Serkan. Boş ver. Ne yapacaksın şimdi? Eve dönemem. Beni teyzeme bırakırsın. Neyse. Baba evde de fazla kalmayacaktı zaten. Hadi dişi kuş. Huzurlu yuvamızı daha hızlı kuralım. Şaka be şaka. Kızma hemen böyle. Tabii ki de seninle evleneceğim. Bir daha böyle şaka yapma ama. Kızınca çok tatlı oluyorsun ama. Söz vermiştin Gözde. Söz. İyi misin? Bu bir rüya mı Hülya? Az önceki kız bizim kızımız mıydı? Değildi. Benim kızım değildi o Hülya. Değildi. Gözde değildi o. Çünkü
Benim kızım babasına öyle konuşmaz. Ne olur ağlama. Ben konuşacağım onunla. Yaptığın ne kadar yanlış olduğunu anlatacağım. Gel. Arayıp ben de deyince bir bakayım dedim. Geç abla, geç mutfakta. Görüyor musun başımıza gelenleri? Aman Gözde, deli kız işte, buyur. Bana babamı savunma anne. Verdiği tepki çok saçmaydı. Şaşırdık kızım. Şok ettin bizi. Tabii ki sen kim seçiyorsan onunla evleneceksin. Ama bunu bize daha farklı bir şekilde söyleyebilirdin. Amacım sürpriz yapmaktı ama mahvettiniz sürprizimi. Peki kim bu Serkan? Neyin nesi? Kimin fesi? Bizim şirkette çalışıyor. Sadece bu kadar mı? Başka ne söylememi istiyorsun anne? Nereli? Ailesi kim? Ya anne bırak artık bu eski kafa soruları. Eskiden öyle yaparlarmış ya. Biz sizin kızınıza talibiz. Biz bir önce araştıralım, sorup soruşturalım. Anne, o devir geçti artık. Gözde. Ne var anne? Kızım tabii ki sorup soruşturacağız. Sen bizim bir tanemizsin. Seni öyle gözü kapalı evlendirir miyiz? Hem ayrıca bizim hiç hatırımız yok mu? Ne hatırı anne? Ben Serkan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Biz evleneceğiz. Hem de en kısa zamanda. Evlenene kadar da burada, teyzemin yanında kalacağım. O kadar çok şaşırdım ki. Durup dururken nereden çıktı bu evlilik? Biz de senin gibi şaşkınız. Şaşkınlığımız evlenmek istemesine değil, böyle babasını, bizi yok saymasına. Bu Serkan kimse, bizim kızın yarım olan aklını da başından almış anlaşılan. Hümeyra, bir de sen konuşsan, belki seni dinler ha? Şu an olmaz. Sabah daha sakin bir kafayla teyzeyle baş başa konuşuruz. Yıldırım aşkı mı? Evet öyle. Öyle de olsa evlilik için acele etme Gözde. Önce bir tanı. Ben yeterince tanıdım teyze. Harika bir insan. Sana göre öyledir tabii. Çünkü aşıksın. Ama izin ver, ailen de bir araştırsın. Teyze sen bari yapma. Ne araştırması? Bırak bu geri kafalılığı. Gözde, sen onların tek evladısın. Özellikle babanın sana olan düşkünlüğünü biliyorsun. Dediğin gibi Serkan çok iyi biri olabilir. Ama izin ver ailen de bunu araştırsın. Onlara bu hakkı tanı bir tanem. Hayat benim hayatım teyze. Evlenecek olan da benim. Biz Serkan'la birbirimize söz verdik. Serkan'ın ailesi bizim bu kararımıza saygı gösterdi. Benim ailem de saygı göstermek zorunda. Onları karşına mı alacaksın? Serkan'la birbirimizi yıldırım aşkıyla tutulduk. Ve yıldırım nikahıyla da evleneceğiz. Ve bugün de yıldırım hızıyla nikah tarihi alacağız. Hadi hazırlanayım ben. Seni de nikah şahidim yazacağım ha, ona göre. Hadi git teyzem odaya. Ah deli kız. Ya o... Onları kararlarından döndürmek imkansız gibi geldi bana. Ya biz evlenmesin demiyoruz ki. Ama bu işler böyle mi olur? Yahu almış adamı. Gelmiş karşıma. Baba biz evleniyoruz. Beynimden vurulmuşa döndüm. Cahiline verelim İbrahim Bey. Ya ne cahili ya Allah aşkına sen de. Üniversite mezunu bu. Senden benden çok daha akıllı. Akıllı ama tecrübesi yok. Anne baba olarak biz sakin olalım. Bir araştıralım bakalım. Kimmiş bu Serkan? Böyle birdenbire evlenme kararı alacak kadar kızımızı seviyor muymuş? Bir araştıralım, ha?
Sanırım bunun için zamanımız yok. Bu ne demek şimdi? Gözde ve Serkan evlenmek için bugün başvurularını yapacaklarmış. Yıldırım nikahıyla evleneceklermiş. Bana bakın. Konuşun o deliyle. Ben bu evliliği tanımam. Eğer yine de bildiğini okuyacaksa... benim böyle bir kızım yok derim. Çıkarım işin içinden. Evet, tam pansiyon. Balay odası. Evet, evet. Bu ayın 22'sinde evleniyoruz. 23'ünde de otele gidiş yapmak istiyoruz. İyi günler. Gözde. Anne. Yani evlenmeye kararlısın, öyle mi? Tabii ki kararlıyım. Siz beni ciddiye almıyor musunuz? Ya sen kızım? Sen bizi ciddiye alıyor musun? Evlilik gibi önemli bir karar aldık. Bizim fikrimizi bile sormadın. Bari tarihi ertele. Önce bir nişan yapalım. Sonra düğün. Bizim de hayallerimiz var. Eşi dostu çağıralım düğüne. Seni kapıdan gelinlikle çıkaralım. Anne, bunlar sizin hayalleriniz. Benim hayalimse sessiz sedasız bir şekilde evlenmek. Tamam, biraz hızlı gelişti biliyorum. Bunu kabul ediyorum. Ama önemli olan benim mutluluğum değil mi? Sen benim mutlu olmamı mı istersin? Yoksa eşe dosta gösteriş yapmayı mı? Nikah tarihi belli mi? Belli. Bu ayın 22'sinde. Baban gelmez o nikah. Beni de göndermez. Ya sizi gören de çok büyük bir suç işlediğimi zanneder. Gelmezse gelmez anne. Benim elimden ne gelir ki? Sen bu şekilde evlenmekle mutlu mu olacaksın? Annem baban yanında olmayınca üzülmeyecek misin? Peki ya siz anne? Siz ben evlenirken yanımda olmadığınız için üzülmeyecek misiniz? Ama... Ama ne anne? Yine aynı şeyleri konuşmayalım. Aldığım karara saygı duyun lütfen. Nikahımda da ya yanımda olun ya da olmayın. Efendim Ümeyra. Serkan'la mı? Yakınım yakınım. Gelirim. Biz evlenmeyin demiyoruz oğlum. Ama bize biraz süre verin. Eminim senin ailen de aynı şeyi ister. İlk başta evet. Onlar da düğün müyün dediler. Ama ben biz düğün istemiyoruz deyince sustular. Yani bu şekilde evlenmenizi onayladılar mı? Onaylamadılar. Ama onların bu tavır benim kararımı etkilemez. Gözde'nin kararını etkilemediği gibi. Bence bu kadar üzülmeyin. Ben Gözde'yi çok seviyorum. O da beni seviyor. Ve biz böyle olmasını istiyoruz. Siz de bunu kabul edin. İbrahim asla kabul etmeyecektir. Asla. Sen Gözde'yle konuşsan. Ne konuşayım? Bir kez daha sakin bir dille konuşsun babasıyla. Belki nikah gelmesi için ikna edebilir. Zaten ikna ederse ancak Gözde ikna eder. Konuşur musun? Konuşurum tabii. Ben de İbrahim Bey'in nikah gelmesini arzu ederim. Baba. Baba biraz beni dinler misin? Yarın nikahım var. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama olaya bir de benim açımdan baksana. Ben Serkan'ı seviyorum. Ve onunla mutlu olacağıma inanıyorum. Bu çok önemli baba. Sen benim her zaman mutlu olmamı istemez miydin baba? Ben yatıyorum. Ne beni baba yerine koydu, ne seni anne. Sen de gitme. Çünkü senin olman ya da olmaman onun için önemli değil.
Hemen gidiyor musunuz? Evet teyzeciğim, hemen gidiyoruz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Umarım çok mutlu olursunuz. Olacağız inşallah. Evlendin ha? Ben seni böyle severken evlendin. Anneciğim, seni de öpeyim. Güle güle kızım. Allah mesut etsin. Her şey çok güzel olacak anne. İnan bana çok güzel olacak. İnşallah. Ne kadar kalacaksınız? 10 gün. 11. gün işimizin başında olmamız gerekiyor. Kızıma iyi bak, olur mu? Onu sakın üzme. Siz hiç merak etmeyin efendim. İşte kızın hepimizi öyle parçaladı, kanattı ve gitti. Ah Gözde, ah. Bizi bu hale koydu. Umarım pişman olmaz. Umarım mutlu olursun yavrum. Siparişimiz gelene kadar ben bir lavaboya gitsem iyi olacak. Lavabo şu tarafta olacak. Gelmemi ister misin? Yok, sen kal. Garson kalktığımızı zannetmesin. Tamam canım. Çabuk gel, olur mu? Tamam. Bizim içimiz yanıyor. Ama sen hep gülersin inşallah. Biz ne kadar kırılsak da sen benim canımsın, bebeğimsin. Umarım gülen gözlerin hiç solmaz. Oyun başlıyor İbrahim Ketenci. Benim yaşadığım acıyı sen de yaşayacaksın. Çorbalar da gelmiş. Evet geldi. Bir an önce içip yola devam edelim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Thank you.
Ama ne olur uyan. Gözde. Kızım ne oldu sana? Yardım et anne bana. Yardım et. Gözde. Kızım. Neredesin? Hülya ne oldu? Neden bağırıyorsun? Gözde buradaydı. Onun ne işi var burada? Buradaydı. Çok kötüydü. Benden yardım istedi. Sen rüya görmüşsün. Çok kötüydü. Gözde'nin başı dertte. Yavrumun başı dertte. Kapalı. Allah'ım neler oluyor? İnşallah kötü bir kabus görmüşümdür. Artık pislik. Uyan da oyun başlasın. Hala kapalı. Ablacığım onlar balayındalar. Kimse tarafından rahatsız edilmek istemediklerinden dolayı kapatmışlardır telefonlarını. O rüyayı görmeseydim ben de senin gibi düşünürdüm. Cık. Huzursuzum Hümeyra. Çok huzursuzum. Cık. Yapma ablam ya. Bulunur ablam ya. Besim. Besim çok kötü. Serkan. Serkan. Serkan burası neresi? Biz neden buradayız? Biz buraya nasıl geldik? Serkan konuşsana. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Neden buradayız? Söylesene Serkan. Buradayız. Çünkü sen buraya aitsin. Gidelim hemen bu iğrenç yerden. Hiçbir yere gidemezsin. Serkan şakanın sırası değil. Hani otele gidecektik? Ne oteli Sersem? Senin yerin burası. Bu odada açlık çekerek öleceksin. Hayır. Hayır. Hayır bu gerçek olamaz. Rüya olmalı. Rüyadayım ben. Birazdan uyanacağım. Bak istersen rüya görmediğini ispatlayayım sana. Canın acıdı değil mi? Rüya olsaydı acımazdı. Bu izbede öleceksin. Tıpkı annem gibi. Allah'ım neler oluyor? Serkan aç kapıyı. Serkan! Serkan aç konuşalım! Serkan! Ne olur bana bunların şaka olduğunu söyle. Hani beni seviyordun Serkan? Serkan aç kapıyı! Serkan! Aç ne olur! Aç kapıyı!
Şirketi aradım. Serkan'ın ailesinin telefonlarını bilen yok. Daha doğrusu bir ailesi var mı onu da bilen yok. Hangi otele gideceklerini neden sormadık? Hala aklım almıyor. Tek tek bütün otelleri arasak? Abla neredeler kim bilir? Bir sürü otel, motel, pansiyon var. Hangi birini arayacaksın? Başına telaş yapıyorsunuz. Bir insanın telefonu bu kadar uzun süre kapalı olur mu? En azından bir arar, bizi merak etmeyin diye haber verirdi. Ne haberi vermesini bekliyorsun? Anne bizi merak etmeyin dese yeter. Hiç bekleme. Biz onun aklına bile gelmeyiz. Yaptıklarını unutuyorsun galiba. Doğru söylüyor. Bir arasa içim rahatlayacak. Anne ben ne yaptım? Neden sizi dinlemedim? Beni burada tek başıma bıraktı gitti. Ama neden? Ben ona ne yaptım ki? Beni bırakıp gittiğini düşündüm. Seni bırakmak mı? Ölümünü izlemeden bırakır mıyım seni? Sen hastasın. Ruh hastasısın. Nasıl tanıyamadım ben seni? Hasta değilim ben, değilim. O zaman neden beni buraya getirdin? Hastasın sen. Delisin. Sen 12 yaşındaki bir çocuğun annesinin ölümünü izlemesinin ne demek olduğunu bilir misin? Ne demek istediğini anlamıyorum Serkan. Annemle beraberdik. Birlikte alışverişe gidiyorduk. Bayram alışverişine. O çok beğendiğim ceketi alacaktık. Sonra o lanet olası araba çıktı karşımıza. Ve anneme çarptı. Kim kullanıyordu biliyor musun? İbrahim Ketenci. Baban mı? Evet baban. Annem kanlar içinde öylece yerde yatarken baban arabasından inip bir anneme bir bana baktı. Ve arabasına binip kaçtı. Hastaneye götürseydi, annem de yanımda olsaydı, belki bugün gerçekten balayımızı yapıyor olurduk. Ama neden? Bunda benim ne suçum var ki? Anneni ben mi öldürdüm? Baban öldürdü. Annemin katildir baban. İbrahim Ketenci. Bu ismi beynime kazıyarak büyüdüm ben. İşte şimdi sıra bende. Ben de onun canını alma hayalleriyle büyüdüm. Sonra tek evladı olan kızını, yani seni gördüm. Ben de İbrahim Ketenci, annem gibi bir kere öleceğine, kızının canını alayım, benim gibi her gün ölsün istedim. Bugün daha kötüsün değil mi? Yarın biraz daha kötü olacaksın. Öbür güne çıkar mısın bilmem. Serkan. Sen beni hiç sevmedin mi? Ne sevmesinden bahsediyorsun sen? Ben sadece babandan intikam almayı sevdim. O hayalle yaşadım. Ve şimdi intikamımı alıyorum. Az kaldı. Çok az. Anne. Baba. Siz haklıydınız.
Ne olur kurtarın beni. Deli olacağım Hümeyra. Mutlaka başına bir iş geldi. Sakin ol abla. Gidiyoruz işte polise. Bana kalsa hemen polise giderdim ya. İbrahim istemedi işte. Ondan çekindim, gidemedim. Bugüne kadar polise gitmemiz gerekirdi. Hadi. Ölüyorum anne. Sizden af dileyemeden ölüyorum. Ne olur beni affedin. Biri geliyor. Gerçekten de bir araba geliyor. Bu dağ başında kiminle yaşıyorlar? Gözde yarıyor olmasınlar. Araba olduğuna göre içeride biri vardır. Ve umarım bana yardım eder. Kimse yok mu? Yolumu kaybettim. Lütfen yardım edin bana. Kimse yok mu? Yardıma ihtiyacım var. Lütfen yardım edin. Kötü bir niyetim yok. Yolumu kaybettim. Lütfen yardım edin. Kapıyı açın. Kapıyı açın. İçeride biri var. Ama kapıyı açmayacak galiba. İmdat! Kapa çeneni. İçeride kesin biri var. Tekin yer değil burası. Cezası. Sesleri duymuştur. Ya ihbarda bulunursa? Sanki bir kadın vardı içeride. Ya da bana öyle geldi. Hey! Dur dur! Bu ne yapıyor böyle? Dur! Ne oldu? Neden durdurdun beni? Ne olur yardım edin. O kızı kurtaralım. O manyak kaçırdı kızı.
Ne olur yardım edin. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Kızı kulübeye kapatmış. Ne olur kurtaralım onu. Atla, acele atla. Ben seni sefil biçimde, acı çekerek, delirerek ölmeni bekleyecektim. Ama sen benim planımı bozdun. O adam polis çağırabilir. İşimi şansa bırakamam. Ölmelisin. Çabuk olalım. İnşallah öldürmemiş. Hadi. Ufuk al İbrahim Ketenci'nin kızı. Mekanın cehennem olsun. Bırak onu! Senin intikam alacağın kişi İbrahim Ketenci'ydi. Kızı değil. Çabuk hastaneye gidelim. Hemen. Geç. Uzat. Bu kız çok kötü durumda. Efendim? Gözde mi? Evet, ben annesiyim. Dinliyorum. Ne? Hemen geliyoruz. Ben biliyordum. Kötü bir şey olduğunu biliyordum. Ya, ne oldu? Arayan kimdi? Polis. Polis aradı. Gözde hastanedeymiş. Hastanede mi? Evet. Hadi, hadi gidelim. Acele et. Yıllar önce annesine bir araba çarpmış. Yoksa... Evet, o kaza. Pişmandım. Sonra teslim oldum, cezamı çektim. Gözlemi büyütürken baban yurt dışında bizim için çalışıyor diye her gece ağlayarak avuttum. Ona rağmen hapisten çıkınca çocuğu ne kadar aramıştım biliyorsun. Meğer yetimhanedeymiş. Ve benden intikam almak için yemin etmiş. Kızım. Gözde. Gözde. Kızım. Annem. Baba. Yorma kendini. Dinlen bakalım biraz. Uyanmadıysa eğer... Gel oğlum gel, uyandı. Gel Haydar. Bizim Haydar kurtardı demek. Yok yani biri daha vardı yanımda. Bizim yapamadığımızı Haydar yapmış. O çocuğu sorup soruşturmuş, peşine düşmüş. Sen haklıymışsın canım babam. Beni affet.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.